Eko Lojistik, Eko Kadını sunar. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizler birlikteyiz efendim. Suya ihtiyacınız var. Musluğun başındaki o düğmeye ya da armatüre bağlıdır her şey. İşte bir şirkette kadın istihdamını arttıracaksanız ya da kadın yönetici oranını arttıracaksanız işte o düğmenin elinde kimin tuttuğu çok önemli. Çoğu şirkette özellikle kurumsallarda CEO'lar tutuyor ve CEO'ların doğru bilinçlendirmesi, doğru bir tavır koyması aslında Türkiye'de de hatta dünyada da kadınların istihdamdaki oranının arttırılması ve kadın yöneticilerin sayısının arttırılması adına büyük önem taşıyor. O kadar güzel bir proje konuşacağız ki CEO'lar taahhütnameye imza atıyorlar. Nedir? Şimdi konuşacağız. Lead Network Türkiye kurucu üyesi Sayın Füsun Tavus Mumcu bizlerle birlikte ve Lila Group CEO'su Sayın Alp Öncü bizlerle ilk imzayı atansınız. Evet. Harikasınız. Ama önce bir hikayeyi biraz dinleyelim, dinleyeceğiz. Bir fotoğraf çekerek başlayalım istiyorum. Ya. Kadın istihdamı deyince gerçek ne? Herkes bir şey konuşuyor. Hanımefendilerden başlayalım mı? Müsaade eder misiniz? Buyurun. Tabii kadın istihdamı çalışan kadın. Şu anda ekonominin içinde olan kadın. Lead Network, perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren bir platform. Dolayısıyla Türkiye'de de, Türkiye'de, Avrupa'da istihdamın en çok kadınlar tarafından yapıldığı bir sektör bu iki sektör. Türkiye'de toplam istihdamın yaklaşık %14'ü bu sektör kadın ve bu sektörde çalışıyor. Sektörleri de söyleyelim. Perakende, perakende sektörü, ve tüketim ürünleri sektörü. Tüketim ürünleri sektörü derken raflarda gördüğümüz ürünleri kastediyoruz. Yani bir markete girdiğimizde rafta gördüğümüz her şey. Evet, raflarda gördüğümüz her şeyi kastediyoruz. Lead Network bu sektörleri kapsayan bir dernek. Amacı da bu sektörlerde kadın istihdamını her seviyede %50 yapmak. Üst düzey yöneticilerin sayısını arttırmak. Bu anlamda CEO'ların desteğini alarak çalışmalarına devam ediyor. Bu bütün Avrupa'da böyle. Sadece Türkiye değil. Türkiye'den başka 7 tane ülkede daha böyle yapılanmaları var. Toplam 32 ülkeden üyesi olan bir yapı. Çok geniş bir işten bahsediyoruz eş zamanlı aslında. Tüm Avrupa'dan bahsediyoruz. Ne yazık ki tüm Avrupa'ya baktığımız zaman kadınların istihdamdaki en az yer aldığı ülke Türkiye. Şu anda Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkek. Hemen hemen %49.8 hatta falan öyle. Kadınlar galiba %51. Oldu mu? Biz 49'uz galiba. Yarı yarıya. Fakat çalışabilir yaş aralığında yani 18 ile 60 yaş arasındaki kadınların sadece 1/3 çalışıyor. Kulakları çınlasın. KGDER Başkanı, eski başkanı Sayın Oktar'la bir araya geldiğimizde dedi ki bunda 8 milyonu dedi 8 milyon ediyor bu rakam. Bunda çoğu sigortasız çalışıyor. Ya kayıt dışı çalışıyor. Apayrı bir dram gerçekten zaten. Türkiye'de de öyle sigortalı hakkıyla hukukuyla çalışan kadınları toplasak bir İzmir ancak eder. Gerçekten öyle. Türkiye OECD ülkeleri arasında değil Avrupa, bütün OECD ülkeleri arasında kadın istihdamında en alt sırada. %63 OECD ortalaması. Yani 10 kadından 6 tanesi çalışıyor OECD ülkelerinde. Türkiye'de bu oran 3. Bu tabii inanılmaz. 63. Evet. %63'e %32'ye. Yani 10 kadından 6 üçte, çalışırken. 3'te 2'si evet, yok değil mi? Yok. 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 Yani bu potansiyeli ekonomiye kattığımızı düşünecek olursak inanılmaz bir fark yaratıyor. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Bu dünyanın sorunu. Eş zamanlı başladı galiba tartışmaya da dünyada zaten. Son yıllarda evet gitgide artarak kadınlar çeşitli platformlarda, çeşitli alt segmentlerde kendi seslerini daha çok duyurmaya başladılar. Lead'de bundan 6 sene önce sektör odaklı olarak ve cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık odaklı olarak ortaya çıkan organizasyonlardan bir tanesi. O vurguyu çok önemsiyorum. Cinsiyet eşitliği. Yani birinin diğerinden üstün olması
durumu değil. Nasıl kadınlar erkeklerden üstün değilse, erkekler kadınlardan üstün değil, kadınlar da değildir. Biz eşitiz. Vurgusu bence çok önemli. Şimdi üstadım, taahhütnameye geleceğim. O güzel, onu birazcık fazla konuşmak istiyorum. Hazır erkekler olarak bir şey yapmışız değil mi? Anlatalım. Fakat siz aslında yine de hali hazırda kadın istihdamı yapan bir şirketsiniz. Buradan başlayalım işin projesine geçmeden önce. Verimlilik açısından baktığınızda kadınları kullandıkça artan bir verimliliğimiz var mı? Tespitlerinizi alayım sadece. Bence işe tespit, en net, en samimi tespitimiz arada önemli bir farkın kesinlikle herhangi bir yönde olmadığı noktasıdır. Yani burada kişidir önemli olan, işe katkısıdır önemli olan, amaca katkısıdır önemli olan, ondan sonraki gerçekleşmeler, diğer detaylar, bir insanın özel hayatı, evi vesairesi ondan sonraki geri kalan kısmıdır, kendine özel konularıdır. Niye meseleye böyle bakamıyoruz? Bence epey bakıyoruz ama bunu artırmaya da ihtiyacımız var. Bu farkındalığı yaymaya ihtiyacımız var. Biz Lead Network'la ilk tanıştığımız zaman şunu fark ettik. Dedik ki böyle bir konu var. Esasında bizim ana odaklandığımız grup olarak, şirket olarak, markalarımızla eğitim gibi, çevre gibi konular var. Ama bu konuda biz güzel bir yol kat etmişiz. Dolayısıyla bu konudaki hem kendi gittiğimiz yolu anlatalım, hem de aynı zamanda bundan daha fazlasını biz kendi adımıza ne yapabiliriz diye anlatalım. Dolayısıyla bu şekilde bir yola çıkıp, önce bu şekilde tanışıp sonra da serüven böyle başlamış ama oldu. Ama özünde o eşitliğe inanıyor olmak zaten çok önemli. Daha sonra ayrımcılığa inanmıyor olmak çok önemli. Peki şimdi gelelim projeye. Bu projeyi biraz mercek tutalım. Daha imzalar yok. Yani siz yoksunuz daha. Siz bir projeyle bir çıktınız. Önce bir kapsamını anlatabilir misiniz bize? Eş zamanlı çıktı dediniz her yerde. Bizim Türkiye'dekini anlatalım biz. Ne amaçlıyordu? Bir de yani işte aklıma işte siyasetçiler gelir, belediye başkanları gelir, ne bileyim STK'ların başkanları. Biz nokta atışı CEO diyorsunuz. Bunu da biraz açalım. Niye CEO'lar? CEO'lar çünkü şirketlerin stratejilerini belirleyen, uygulamayı yapan kişiler CEO'lar. Biz önce onların farkındalığını arttırmak istiyoruz. Lead Network olarak en büyük farkımız bizim bir işbirliği ağı olmamız. Hı hı. Biz bir iş üstüne konuşuyoruz, sektörümüz üstüne konuşuyoruz. Dolayısıyla evet, kadın üyesi sayısı çok fazla olan bir yapıyız. Ama erkekleri, Alp Bey gibi gönüllü avukatları, bu işin samimi inananlarını yanımıza almadan hiçbir şeyi başaramayacağımız da biliyoruz. Öncelikle bireylere bir fayda sunmayı hedefledik Lead Network olarak. Yani bizimle beraber olan, bizimle yola çıkan, destek veren, etkinliklerimize katılan kadın ve erkek tüm sektör çalışanlarına bir farkındalık yaratalım. En azından ofislerine döndükleri zaman, ya bir iş görüşmesi yapacağım ama bakıyorum bu adaylara 10 tane erkek aday var, bir kadın aday yok. Pozisyon neyse, bunda ters giden bir şey var. Onu hissediyor olması galiba ilk kırılma. Tabii, en önemli yani, şey. Burada bir terslik var demesi burada önemli. Burada bir tuhaflık var. Yani niye hiç kadın aday yok? Bizim ilanlarımızın dili mi yanlış? Bizim beklentilerimiz mi yanlış? Deyip bir şirketlerine, önce kişiler kendi şirketlerine, kendi davranışlarına dönüp bir baksın istedik. Altını çizmek için söylüyorum. Bu söylediğiniz de çok önemli. Hiç kadın aday başvurmamış deyip işin içinden çıkmak yerine ben nerede hata yapıyorum sorgulaması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Lead Network'ün ilk kurucusu Helen Angelis 35 yıl önce P&G'nin ilk kadın satış müdürü P&G şirketinde. Ki orada olmak yani Amerika'da çok, orada da yokmuş 35 yıl önce ilk. Aynıdır çünkü. Hani bize bizim gibi serttir oranında bakış açısı. Biz daha yumuşadık öyle. Şimdi. Onun çok güzel bir sözü vardı ki tek istediğimiz diyor kadın aday masaya gelmeden ben bu işe alım yapmayacağım dese bir yönetici. Çünkü herkesin derdini bir an önce pozisyonun boş. Hemen adam oraya birisini bulmam fırsat lazım. Fırsat işi devam edecek. İş devam edecek. İşler sıkışıyor. İşte ilk CV'ler ya bana kadın aday getirin. Bak kadın adayı işe alacağım demek değil bu. Ama kadın aday bulun bana. Çünkü kadınların şöyle bir özelliği var. Eğer bir iş için aranan 10 özellik varsa kadın en az 9'u yoksa ya ben bu işi yaparım deyip elini kaldırmıyor. Bir davet bekliyor.
İnsan kaynakları veya yöneticiler bu havuzu zorladıkları zaman bakacaklar şirketlerin içinde ne cevherler var. Erkekler öyle değilmiş. Erkekler bir iş için aranan özelliklerin dördüne sahipse ben yaparım deyip ellerini kaldırıyorlar. Kadınlar daha şey, alçak gönüllü. Bizim üstünde çalıştığımız bir başka konu biraz daha az özgüvenli belki. Keşfedilmeyi bekleyen. Biraz daha sorunları ya şimdi bunu bu işi yaparım ama seyahat yapabilir miyim acaba falan diye böyle sorun olası sorulara daha odaklı. O yüzden onlara bu en azından aday başvuru prosedüründe ya sen de başvur demesi lazım birisine. O yüzden bu mecburiyeti CEO düzeyinden aldığımız zaman bir anda herkes dönüp bakacak bizde kim var bu pozisyona? Aday olabilecek. Sorgulama başlayacak bir kere. Sorgulama başlayacak. Dolayısıyla bireylere böyle bir fayda sağlıyoruz. Bireylerle beraber şirketleri diyoruz ki bakın Lila Group artık böyle bir taahhüt imzaladı. Ey X şirketi sen niye imzalamıyorsun? Bak Lila Group'un çalışanları böyle bir taahhüt veren şirkette çalıştığı için artık daha motive, daha mutlu. Onun gibi Unilever imzalamış, P&G, Coca-Cola, Kraft Heinz dünyanın bütün devleri imzalıyor yavaş yavaş. Bunu Lead Network'ün CEO pledge'ini veya benzer taahhütleri sen niye imzalamıyorsun? Bak çalışanların buna önem veriyor artık. Tüketiciler buna önem veriyorlar. Da sektörü ve şirketleri değiştirmeye hedefliyoruz. İklim yaratıyorsunuz aslında. Evet. Böyle durumlarda ilk imzayı atan hep atılarınız. Hep. Hatırlayalım mı? Ne oldu da ilk imzayı siz attınız? Tebrik ederim ayrı konuda. İyi bir sağ olun, teşekkür ederim. Ve aynı zamanda bütün organizasyonumuz, bütün grup için geçerli olan bir taahhüttür aslında bu. Bir tek benle başlamıyor. Aynı zamanda herkesi de, özellikle yönetim seviyesinde olan herkesi de aynı taahhütle bağlıyor. Biz şu taahhütü vermiş oluyoruz. Önümüzdeki yıllar içerisinde, 5 yıllık bir süreç içerisinde %5'lik bir kadın çalışan sayısında ve aynı zamanda kadın yönetici sayısında artış sağlamayı taahhüt etmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda bir hedefi kendimize yıllık planlarımız içerisinde almış oluyoruz. Nereden çıkıyor kısmında bence en önemli cevabı şu. Biz ilk projeyi duyduğumuz zaman Türkiye'de böyle bir Lead Network'ün Türkiye organizasyonu kurulacak diye biz sponsor olmak istiyoruz da dedik. Daha toplantısına yani üye olmadan önce. Siz bir şekilde dahil olmak istediniz olaya inanınca. Şunun inancı çok bence kıymetli. Ben bütün sosyal sorumluluk projeleri için bunun karşılığının olduğunu düşünüyorum. Bence Lead Network'ün en büyük farkı bu. Bizi ikna eden tarafı da bu. Bizim sektörümüze has bir çare üretme noktasındaydı. Birçok sosyal sorunda özellikle bu konuda da çare üretilmek istendiğinde kurumların, kurumsal yapıların bunun karşılığını nasıl alabileceğine yönelik hesaplama yapmakta zorlandığını düşünüyorum. Ancak bizim bu hikayemizde biz direkt kendi sektörümüzden, müşterilerimizle, diğer tedarikçilerle, yeri geldiğinde sektörün sorunlarını paylaşabileceğimiz diğer üyelerle yan yana gelebileceğimizi hem bu konuyu konuşup hem de aynı zamanda o kişilerle zaten bir iş yürütme durumunda olduğumuz için bununla sosyalleşmeyi de sağlayabileceğimize çok inandık. Bir de somut bir şey var. Ne olursa olsun günün sonunda sektörünüze yatırım yapıyorsunuz aslında. Evet, bir de aynı misyonda. Açıklanabilir bir şey yani, bu çünkü. Bence en önemli katma değer şu. Sıradan bir ticaretteki müşteri tedarikçi ilişkisinin veya rakip ilişkisinin sektördaş diyelim diğer kurumlarla olan ilişkinin ötesinde bir misyon doğrultusunda birleşebilmek sözünüzün bence herkesin karşılıklı birbirine kıymetini artırıyor. Kesinlikle. Burada ben bir şey araya girmek istiyorum çünkü Lead Network olarak biz sadece imzayı alıp yolumuza bakmıyoruz. ISO 9001 belgesi gibi aslında. Evet. Şimdi şu anda ki o da öyle değildi Avrupa'da Alp Bey'in Türkiye'den ilk imzaladığı bu taahhütü imzalayan 19 tane büyük şirket var. Dev şirketler var. Dev şirketlerin CEO'ları imzaladı. Onları biz bir araya getiriyoruz. Alp Bey'in de artık aralarında olduğu bu grup yani bu CEO taahhütünü imzalayan CEO'lar bir araya geliyorlar telefonda. Bir de her yıl Avrupa'da yaptığımız konferansta yüz yüze bir araya geliyorlar. Bir odada 1,5-2 saat oturuyorlar. İmzaladık ama senin şirketinde işler nasıl? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun? Lila Group nasıl açtı bu işi? Ya işte o ne yaptı, bu ne yaptı? Oturup birbirlerine... Fikir alışverişi var. Tabii. Evet. Şirketten aldıkları tepkiler, çok güzel işe yaradığını düşündüğü iyi paylaşım örneklerini veriyorlar. Bir şey sorabilir miyim? Şu anda tamamen merakım.
19 CEO'nun içinde hiç kadın var mı? Var. Olmaz mı? Bu güzel işte. Yani olmaz bu mı? Güzel işte. Yani o karar vericilerde kadın erkek bir aradalar. Tabii tabii. Hı. Yani Lead Network'ün kurucusu 12 tane üst düzey kadın yöneticidir Avrupa'da sektörde. Ama sektörde bu kadar büyümesini sağlayan Alp Bey gibi erkek CEO'lar. Yani Muhtar Kent gibi, Metro'nun CEO'su Olaf Koch gibi veya Franz Müller gibi Ahold'un CEO'su. Bunlar Avrupa çapında çok büyük, daha dünya çapında büyük perakendeciler ve üreticiler. Onların desteğiyle zaten kadınlar ve erkekler bir arada çalışarak o çok kıymetli geçiyor. İşte yani. Bir de sanıyorum Alp Bey'in de üzerinde durduğu kazan kazan durumu var burada. Yani siz hem aslında iş de yapabiliyorsunuz. Çünkü hiçbir şey olmasa fikir alışverişi. Aynı sektörün insanları. Sohbetiniz bile bir fikir alışverişidir. Öbür tarafta da çok önemli bir şeye örnek teşkil ediyorsunuz. Evet. Bir de siz de sohbetimizde de ifade ettiniz. Şöyle bir hani oranlara bir hedefleri söyleyeyim. Şöyle bir baktım. Ya, hiç de ulaşılamaz iş değilmiş. Bu farkındalık bile başlı başına çok önemli değil mi? Öyle. Bizim için de birazcık aslında tam denge söylediğiniz yarı yarıya esasında dengesini sağlama hedefine yakın bir şey. Biz an itibariyle %40 düzeyinde kadın yöneticiyle ve toplam çalışan sayısında da üretimin burada birazcık daha koşması, öne geçmesi gerekiyor. Hı hı. O aşağıya çekiyor şu an itibariyle. %25 düzeyinde bir kadın çalışanla her gün işimizi yapıyoruz. Bunun artık daha yarıya doğru yaklaşması yönetici düzeyinde hedefimiz olmuş oluyor. Bu arada Lila Group Avrupa'daki pek çok şirketten çok daha iyi durumda. Ben size Avrupa ortalamasını vereyim. Hadi verin. Korktum siz öyle deyince şimdi çok daha fena iyi rakamlar yani, gelecek gibi geldi. Şu anda sektörde Avrupa'da %55 yani çalışanların %55'i kadın. Belki Lila Group olarak orada bir miktar gelişme alanları var. Avrupa'da %25 yönetim kadrosunda kadın. Dünyada %16. Bu bütün dünyanın sorunu aslında bu. Tabii yani. %16 dünyada, Avrupa bir miktar daha %25. Türkiye'de tabii daha çok gidecek yolumuz var ama dediğim gibi Lila Group'un rakamları, ben yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarından biliyorum. Pek çok büyük Avrupa'da şirketin çok daha ilerisinde. Boşuna o ilk imza atılmıyor yani, değil mi? Evet ve çok güzel yani. Hazırmış rakamlar, zaten zemin. Yani ona. Onların sahip olduğu, Lila'nın sahip olduğu rakamlara ulaşmak için taahhüt veren üye firmalarımız var. Onlar %50'yi hedefliyorlar. Bu çok büyük bir gurur şey. Verici bir şey tabii. Bir de ortak bir soru sormak istiyorum. Şimdi söz konusu olan perakende ve raf diyelim. Neredeyse elbette bizler de bu işin gidip tüketeniyiz. Ona bir şey demiyorum ama hani bir vaka var. Bu işin karar vericisi tüketim noktasında kesinlikle kadınlar. Ben bunu daha önce de söyledim. Eşim bana hangi markayı alacağıma kadar liste olarak verir. Yani. Neticede ben gider alırım ama mesela o günün sonunda o onun listesidir. Bu kadar kadınların hakim olduğu bir yerde bu iş için çok geç bile kalmamış mıyız? Ortak sorum olsun. Doğru. Zaten toplantıların, daha tanıtımın başında ifade edilen şey de aynen sizin bu dediğiniz, sadece Türkiye için geçerli. Dünyada da ev tüketimine yönelik kararların büyük çoğunluğunu kadınlar veriyor. Evet, belli bir geç kalınmışlık var ama geç kalınmışlığa karşı morali bozmak ve beklemek yerine yapılması gereken şey harekete geçmek. Kesinlikle. Bu harekete geçmenin başında da bu soruna, direkt olarak bu konudaki soruna, perakendedeki alana has bir çözümü üretmek bizim için kaçırılmaz bir fırsattı. Onun için aynı şeyi soracağım ama bir ilave yapacağım size. En önemli vurgunuz hep kadıncılık yapmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir dakika, kadın erkek diye ayrılmayalım, eşitlenelim. Çeşitlilik diyoruz, evet. Evet, bunu da ilave ederek yanıtlarsanız bu kadar hakim bir tüketici grubun. Bizim sektör için niye önemli? Alp Bey'in söylediği gibi %80-85 temizlik ürünlerinin %85'ine kadınlar karar veriyor. Yani perakende ve tüketim ürünleri sektörünün ana tüketicisi, para kazanan kadınlar olmasa bile. Tabii tabii. Karar harcayan. Vericisi, harcayanı kadınlar. Dolayısıyla kadın bakış açısını firmaların içine sokmak, sadece üretim hatlarında değil, karar mekanizmalarında da çok önemli. Yani tüketiciyle aynı dili konuşabiliyor, evet. Düşünebiliyor. Burada çünkü önemli. Masada, yani pazarlama kampanyasına veya finansal açıdan, yani
perakende üretim yapan veya perakendeci olan firmaların karar masalarına kadınları sokmak lazım. Çünkü onlar tüketici, onlar tüketiciye daha yakın. Ne kadar çok farklı fikir o masanın etrafında olursa o kadar iyi kararlar çıkıyor. Sizlerin bu yaptığınız ticari olarak da, insani olarak da belli bir noktaya getirmek ama aynı zamanda aslında belki dünyadaki o dengenin de adımlarını atıyorsunuz. Yani rahatlayan toplumlardır kadının ve erkeğin eşit olduğu toplumlar. Siz evet ticari olarak, doğal olarak yapacaksınız ama onun ötesinde işte bir inisiyatif kullanıyorsunuz, bir denge yaratıyorsunuz. Belki sektörde bile birçok, mutlaka her sektörde anlaşmazlıklar vardır. Çok çabuk çözüldüğünü göreceksiniz. Evet. Şimdi minik bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce bizimle Avrupa'yı bir kıyaslayalım. Şu proje penceresinden. Biz nasıl baktık, onlar nasıl baktı? Sizden de aynı şeyin yanıtını şöyle alacağım. Evet, biz başladık. CEO'lara ne diyoruz? Bir davet de yapalım. Oradan başlayalım ama kısa bir ara verelim aranın ardından. Efendim, CEO'lar taahhütname imzalıyor. Güzel bir taahhütname üstelik. Hem yönetim kademesinde hem de kadın istihdamında cinsiyet eşitliğinin üzerinde duruyorlar. Kısa bir aranın ardından Eko Kadın'da bunu konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Eko Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam edecek.